Salonları 2021 yılının Hizmet İhracatı Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat'a takdim edildi. Küresel havacılık sektöründe salgının etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yeniden yükselişe geçen bayrak taşıyıcı havayolu 2020 yılına göre ihracatını %66,3 oranında artırarak 8,7 milyar dolar hizmet ihracatına ulaştı. Türk Hava Yolları bu başarıyla Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2021 araştırmasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı Global Traveler okuyucularından 2 ödül kazandı. Bu yıl 10.sü gerçekleşen 2022 Leisure Lifestyles Awards ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı en iyi aktarma havalimanı. Bu sene 5. kez düzenlenen 2022 Wherever Awards'da ise en iyi aile dostu uluslararası havalimanı ödüllerinin sahibi oldu. New York'taki The Lotus Club'da 7 Haziran'da düzenlenen ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı adına her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in ilk ön gövdesi üretim hattından son montaj hattına taşındı. Toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak Hürjet projesinin tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi. Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemlerle uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjet'in tüm parçaları son montaj hattında birleştirilerek yer testlerine başlanacak. Alman hava taksi şirketi Volocopter'ın sabit kanatlı yolcu uçağı VoloConnect ilk uçuşunu yaptı. 17 aylık geliştirme sürecinden sonra gökyüzüyle buluşan elektrikli hava taksi 2 dakikadan fazla uçtu ve birkaç manevra yaptı. Şirketin iki koltuklu VoloCity ve VoloDrone'dan sonraki üçüncü ürünü olan VoloConnect saatte 250 km hızla 100 km menzile uçabiliyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen yolcu uçağı, genişletilmiş menzili ve daha yüksek yük kapasitesiyle iş seyahatinde olanları ve yolcuları şehir merkezinin ötesine taşıyabilecek. VoloConnect, 6 rotor ve 2 adet motora sahip. 4 yolcu kapasiteli VoloConnect'in 2026 yılında hizmete başlaması hedefleniyor.